Herkese merhabalar arkadaşlar, Age of Civilization 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abonelerseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bu senaryo linkini açıklama ve yorumlar kısmına sabitledim. Oradan direkt olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz oyunumuza geçelim. Oyunlar diyorum buradan, yeni oyun diyorum arkadaşlar. Şimdi haritamız düzgün. Burada bir Fatih Sultan Mehmet. Bakın resmini görüyorsunuz. Ben değiştirdim bu arada resmini. İsterseniz siz de değiştirebilirsiniz. Buradan direkt olarak zorluk efsanevi savaş sistemini klasikte bıraktım. Ve daha sonrası şunu kaldırıyorum. Şu an ekonomimiz 368.000, 1.829.000'den insan nüfusumuz var. Dilerseniz bu arada senaryoya uyarak devam etmeye çalışacağım. Olabildiğince yani savaşlara pek evhutlarla girmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Hep istediğiniz en çok şey yapacağım bu bölüm. Malları kısıyorum, yatırımları da kısıyorum. Daha sonrasında şunu kapatıyorum. Buradan hemen bunları ayarlıyorum. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in resmi çok güzel oturdu oraya, biliyor musunuz? 10 hepsini vereceğim bu şekilde, 10 tane buna. Geri kalanını bu şekilde ayarlayacağım. Tamamdır. Ordu bakımına da verdik güzel bir şekilde. Şimdi biraz tur geçeceğim. Paramız biraz artsın. Şöyle, evet, duyuru. V1.5 yarın gelecek, keyifli oyunlar demiş yapımcımız. Sultan 2. Fatih Sultan Mehmet'in han tahta çıktı. Sultanım, tahtınız hayırlı olsun. Şimdi o zaman ben İstanbul'un etrafına, yani Konstantiniyye'nin etraflarına biraz askerler basayım, ne olur ne olmaz edasıyla. Ya benim param nasıl bitti bir yandan anlamadım. Şimdi hocam, İstanbul'un fethi hazırlıklar başladı. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Uf, ekonomiye bak. Devam edelim. Şu an Bohemia Krallığı, Macaristan Krallığı ve Sırbistan bize karşı bir hakaretler ediyorlar. Bu hakaretlerin onlarından hesapları sorulacak arkadaşlar, mutlaka merak etmeyin. Ben sen para basmaya devam edeceğim. Şu şekilde paramızı bu şekilde basıyorum. 100.000 para yapacağım. 90.000. Evet. 101.000. Bakalım Event'ta mı alacağız yoksa ben kendim mi alacağım, hiçbir fikrim yok. Ben direkt olarak Karamanoğlu Beyliğine bir savaş ilan edebilirim. Hazırlıklar bitti. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Mutluluk geliyor, artı 5 falan. Maşallah. Şimdi İstanbul'un ekonomisine bakalım bir. 37.000 ekonomisi var. Çok güzel abi. Hiç yani üflesem ölecek. Ben onu direkt olarak şuraya bir çekeyim askerlerimi. Zaten Event'ta falan fethedeceksek ben boşuna saldırmayayım. Siz de moralinizi bozmayın. Çünkü Event'lara karşı uygun davranmıyorsunuz diyorsunuz hep yorumlarda. Ben buralara karşı asker basacağım. Ben biraz buralara açılayım arkadaşlar. Anadolu'yu biraz açılalım. Dul Kadiroğlu Beyliğine savaşımı ilan ediyorum. Buradan ilerleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet'le oynamak da çok zevkli, biliyor musunuz? Bu arada Süleyman Şahoğlu Ertuğrul senaryosunu yapmaya başladım arkadaşlar. Haritası tamamlandı. Haritayı bitirdim. Harita çok güzel oldu bu arada. Evet. İstanbul'un fethi. Ey Konstantin'e, ya sen beni alırsın ya da ben seni alırım. Evet, bana bu kadar ordu verdi de bu ordular yeter mi acaba? 1244 ordu verdi bana. İnşallah alabiliriz ya. Şöyle askerlerimi getireceğim, bakalım İstanbul. Tamam, tek attık ya. Beklemiyordum tek atacağımızı. İyi, ben o sırada Dul Kadir'i de aldım. Ne güzel, bakın şöyle güzel bir şekilde Dul Kadir'i yıktık. Daha sonrasında şuraya askerlerimi çekeceğim. Anadolu'dan biraz leşleri temizleme zamanı geldi bence. İstanbul'un savaşı bitti. Şehir düştü ve Bizans şehri teslim oluyor. Of, çok güzel değil mi abi? Burada Venedik var bu arada. Venedik başımıza bela olacak. Ayasofya camiye çevrildi. Allah Türkleri korusun. Maşallah. Yapan kişi bu arada güzel yapmış. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul senaryosu bittiğinde aşırı güzel olacak. Yani bir de elimden geldiğince şey yapmaya çalışacağım. Modları, yani senaryoların hepsini bir mod yapıp sizin hem telefon olarak hem de bilgisayar olarak size sunmaya çalışacağım. Eğer yapabilirsem tabii ki de. Bu sıralar biraz yoğunum. Şimdi burada askerlerimizi görüyorsunuz. 10.000 askerlerin yarısını şuraya çekeceğim. Gel abi. Evet. İstanbul'u bize vermek istemeyenler var. Buradan isyanlar falan çıkartıyorlar. Şimdi 1. Sırbistan Savaşı. Sırbistan seferi başlasın. Of, mis gibi. Event'lara uyarak devam edince daha zevkli oluyor da. Savaşmayı çok seviyorum. Ne yapayım abi? Şimdi hazır paramız varken şu orduları bir sil abi. İstanbul'dan askerleri çekelim. Asimilasyon yapacağız çünkü oralara.
Görüyorsunuz ki hemen başlatalım abi asimilasyonlarımızı. Paramız yetebildiği kadarıyla hepsini yapacağım asimilasyonlarımı. Daha sonra şuradan da sileceğim. 6050. Evet, isyan çıktı. İstanbul'dan isyan çıktı. Ver abi İstanbul'u sen bana. Evet, İstanbul'da isyanlarla uğraşıyoruz. Evet, son kez de şurayı da şu şekilde ayarladık mı? Abi ben şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Yok, yapamıyorum. Tamam. Başkent İstanbul yapacağım ama biraz asimilasyonlarını orayı çözmemiz lazım. Şu an kaç abi? 11. Kaç ay düştü? Hala 11. İkinci Sırbistan seferi. Gel gel. Of, Sırbistan'ı biraz daha yedik abi. Güzel oldu bu. Evet bakın yine isyanlar. Boğdan ve Boğaz Osmanlı'ya bağlandı. Halkının huzur içinde yaşayacak. Tabi Bizans keferesiyle uğraşmak da ayrı bir zor ya. Çek abi orduyu. Adamlar toprakları hala vermiyorlar. Ben hemen başkenti taşıyorum ya. Daha festivaller düzenleyelim. Tamam, ben burayı başkent yapacağım. Kafaya koydum abi. Hemen buradan diplomasiden başkenti taşı diyorum ve Fatih Sultan Mehmet'in hayalindeki şeyi de yapmış olduk güzel bir şekilde. Yani gerçeğe çevirdik. Daha sonra da buradaki ordularım hepsini topluyorum. Bak şimdi. Bu arada aşağıdan kesinlikle buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Her gün sizler için videolar üretmeye çalışıyorum. Siz de bu videoları beğeniyorsunuz. Şimdi 20.000 şöyle toplayacağım ordularımı. 4.626 tane askerim var. Bir an söyleyemedim, kusura bakmayın. Şöyle ordularımı toplayacağım buraya. Sonrasında Ramazanoğlu Veli'ne saldıracağım. 3. Sırbistan seferi başarısız. Aa, kötü oldu bu. Asimilasyonlar var. Aha, olan ben yerleri yeniden asimilasyon ediyorum ama bu arada aşağıya yorumlar kısmına kesinlikle challenge önerilerinizi yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bayağı stok yapmaya başladım challenge'lar hakkında. Siz yazıyorsunuz, ben de stok yapıyorum onları. Yani yazın, hepsini çekeceğim arkadaşlar. Hashtag kullanarak yapın ama daha çok dikkat çekiyor. Tamam, 80'lik yerleri asimilasyon etmeye gerek yok. Hemen ordularımı topluyorum, buraya çekeceğim Ramazanoğlu Beyliğine saldırmak için. Şimdi hocam 2188 ordu var burada. Bu orduları siliyorum. Daha sonrasında Ramazanoğlu Beyliğine savaşımı ilan ediyorum ve Boğdan Prensi benim vasalım biliyorsunuz. Bunları ver abi. Şöyle girelim hepsine. Gir gir gir. Güzel, tamamdır. Şimdi bu dibimizde Memlük Sultanlığı var. Memlük Sultanlığı'na şimdilik savaşmayalım abi. Memlük Sultanlığı biliyorsunuz güçlü bir devlet. Bizi zor duruma sokabilir. Yani geri R yapmak istemiyorum. O yüzden biraz ilişki geliştireceğim Memlük'le. İyi, ilişkimiz zaten 34'müş. Güzel oldu bu. Daha sonrasında hemen ordularımı çekiyorum buraya. Ve hemen barışımızı yapıyoruz. 1458 tarihindeyiz. Gayet güzel abi. Biliyor, bir de şey söyleyeceğim size. Hani mesela ben senaryo ilk başladığında 1450 yılındaydık. Yani başta başka bir sultan olması lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz Age of Sultan'ın ikide sultan resmi kendi kendine değişmiyor. O yüzden ne koyarsanız onda olduğu için ben direkt Fatih Sultan Mehmet'i koydum. Yoksa başında Murat vardı. Hani en son öyle baktığımda Murat gözüküyordu. Şimdi bu adam karakoyunlar, akkoyunları istila etmeye başlamışlar. Biz de hemen bir yardım edelim abi. Oo, çok vuruyor abi, dur. Hemen istila ederken ben de istila edeyim abi. İşgal edelim buraları. Başkenti bizim almamız daha karlı olabilir bence. Yani bana vermesi daha doğru olur. Kardeşim ver bakayım sana toprakları. Şuradan da Erzurum'a girelim. Kayı Obası'nın ilk kurulduğu yer arkadaşlar burası, Erzurum. Yok, ikinci kurulduğu yer olabilir. Ama Erzurum'a geldiler, öyle biliyorum çünkü. Tamam, Musul onlar da biraz moralim bozuyor ama olsun. Şöyle hemen alıyorum buraları. Zaten bunlar da bana güveniyormuş abi. Daha sonrasında Memlük sınırıma kaleme çekiyorum, buradaki sınırındaki kaleme çekiyorum askerlerimi. Malatya'ya çekiyorum buradaki orduları da. 4. Sırbistan seferi. Tamamen yıkıldı Sırbistan. Hop, Sırbistan'ı tam aldık. Yani ben şimdi Evant'a uymasaydım buraya çoktan yıkmıştım. İyi oldu böyle, güzel oldu. Tamam, buradan hemen topraklarımızı almaya devam edelim. Şimdi gözümü Eflam'ı diksem, evet, Atina ve Mora seferi. Ya Hak, Bismillah. Çok güzel. Bunları da aldık abi.
Çok güzel. Emotlara uyarak gidince daha farklı oluyormuş. Güzel. Şimdi. Dur, harita bir yere kaydı. Benim burada askerlerim, hepsini toplayalım siz. Çünkü askerlerin dağınık olmasını sevmiyorsunuz abi. Ben o yüzden hepsini buraya toplayacağım güzel bir şekilde. Sonrasında hepsini Navi Pozar'daki kaleme çekeceğim. Kaleme çekelim, ordularım gelsin. Düşük istikrar diyor. İstanbul hala düşük istikrar. Tamamdır. Şimdi kime saldırsam? Aa, Akoyunlar teslim olmuyor bu arada. Aynen. Abi şuraları topla. Askerleri çekeceğim. Burada belki bir asimilasyon olabilir diyecektim ki olmuyor abi. O yüzden ben şuraya saldırsam Epir'e bir gireyim ben ya. Bence Epir'i alsam bir şey olmaz. Daha sonrasında bakın. Ne yapalım? Epir'e girelim abi. Event çıkarsa artık şansımız var. Olsun, ben Epir'i sevmiyorum çünkü hemen Epir'i almam lazım buradan. Oy. İyi, bize aksiyon oldu zaten, tamam. Zaten bizi yıkamaz. Evet, isyan çıktı. Yeniçeri isyanı. Yeniçeri isyanını hemen giderelim abi. İsyanı giderdikten sonra devam edeceğiz. Tamam, Epir'i aldık. Yeniçeri isyanı da giderdik güzel bir şekilde. Trabzon'un fethi. Allah yar ve yardımcımız olsun demiş. Aha, Trabzon'da savaşa mı girdim ben? Aha, Trabzon'da savaşa girmişiz. Ordularımın hepsini toplayacağım. Memlük sınırlarına asker düzüyor bak Memlük. Biz hani dostluk kardeşim? Aferin, tamam. Memlük sınırlarına asker dizerse kötü abi. Neden diye sormayın, kötü. Trabzon'da savaşa girdik bakalım. Kazanabilecek mi, kaybedecek mi? Onu da beraber göreceğiz. Barış müzakerelerinden hemen Yeniçeri isyanını gideriyoruz. Daha sonrasında buradan Epir'le barışımızı yapıyoruz. Topraktan alıyorum Epir'in. Çok güzel. Şimdi Trabzon benden bir tane toprak aldı. O toprakları geri veriyorsun kardeşim. Yoksa almasını bilirim senden. Kimseye bir karış toprak vermek gibi tahammülümüz yok. O yüzden hepsini alıyoruz ve ordularımın hepsini buradan çekeceğim. Trabzon'un fethini de daha güzel bir şekilde tamamladık. 19.265 orduyu hemen çekeceğim buraya. Şimdi hemen barışımızı yapalım. Ver abi, ver bunları. Hop, mistik gibi hepsini aldık güzel bir şekilde. 30.000 askerim var. Candaroğlu Beyliği ihlaka. Candaroğlu Beyliği'ni de aldım. Güzel. Oyun benim tarafımda ilerliyor. Güzel. Fatih Sultan Mehmet dönemi zaten yükseliş dönemi biliyorsunuz. 44. Oo, Mehmet Sultan da bana karşı kızmaya başladı. 30.000. Gerze'ye çekelim şu askerleri. Belki bir bu eksikti abi. Asker al. Şimdi asimilasyonlar lazım bize. Epir yine isyan etti. Bunlar niye isyan ediyor? Arnavutluk var. Şimdi şöyle bakalım. Burada Venedik var. Venedik'in ekonomisi kaç? 91.000 ekonomisi var Venedik'in. Kalemdeki şu askerleri silebilirim. Daha sonrası şu orduları da buraya çekeceğim. Bunları da buraya çekiyorum hemen. İkinci Mehmet Efrak seferi. Efrak tekrar bizim olacak. Evet, Efrak'la savaşa girdim. Hadi bakalım abi, hayırlısı. Allah'tan var ya, asker bastığım yere saldırdı. Güzel oldu bu. Orada 33.000'lik bir ordu var. Güzel. Gayet güzel abi. Bunları buraya çekeceğim. Güzel abi. Bu arada klavye sesi geliyorsa abi, yapacak bir şeyim yok, kusura bakmayın. Klavyem geldiği zaman yeni klavyeden hiç ses gelmeyecek, merak etmeyin. İstanbul'da Fatih Kulyesi'nin yapımı başladı. Yapımlar başladı. Mutluluk. Uf. Çok güzel abi. Mutluluk da arttırdık. Şimdi hemen şu ordularımın hepsini buraya çekeceğim. Hemen Boğdan'dan mı? Evet, burası Boğdan abi. Boğdan'dan gidelim abi. Daha sonrasında buradaki ordularımı da buraya çekelim. Güzel. Şimdi Eflak'tan hemen şöyle barışlarımı yapıyorum.
Topraklarını alıyorum abi. Efrak'taki toprakların hepsi benimdir artık. Asimilasyonları da yapalım Efrak'ın. Fatih Sultan Mehmet. Çok abi isme bak ya. Şimdi Şirvan bizden askerleşim istiyor. Gürcistan'dan almış askerleşim bir de benden istiyor. Kimle savaştasın sen? Asilerle. Venedik Cumhuriyeti bana karşı savaş ilan etti. Evet, beklediğim bir savaştı. Hemen bu savaşı bitirelim abi bunlarla. Şuralardan bir çıkarma yiyebilirim diye şuraları güvene alacağım. Daha sonrasında İstanbul'dan da askerler basacağım. Evet. Dedim ve çıkarma yedim. Zaten orada toprağı varmış. Karamanlı seferleri. Aha, Karamanlı seferleri de başladı. Para niye bu kadar zor indi benim ya? Dur abi dur. İşler şöyle R yap, şu orduları sil. Venedik seferi, Venediklerin bana karşı savaş ilan etmesi hiç iyi olmadı ya. Vallahi. Maşallah. 10 bin asker acaba Karamanoğlu'na beyliğine yetecek mi? Kredi alsam. Öyle kredi versem bana. 37.800 tamam. Kredi aldım güzel bir şekilde. Hemen şuralardan asker basacağım. 3000 asker tutabildiği kadar tutsun abi. Tutamazsa artık elimizden bir şey gelmez. Maşallah oğlum bu karaman ne bir saklıyormuş içinden ha. O 25.000 ona yolla. Diğerlerini ona. Evet, savaşlar. Allah'tan şu an asimilasyonluk bir durumumuz yok hemen. Oğlum bu ne ya? Neyse dur halledeceğiz abi. Halledeceğiz merak etmeyin. Şimdi sen buradan gir. 6.250, 25.000 buraya girecek. Şurada bir zor durumumuz olacak. Onları gidermeye çalışacağım şimdi. Elimden gelebildiğince yapacağım arkadaşlar bir şeyler. Buna baksana abi. Ne oğlum? Ayıp ediyorsun. 10.000. Buradan bunları toplan. Tamam mı? Şimdi hocam 25.000 oldu geldi Allah'tan. Değil mi? Gelmiş güzel. Ya kardeşim ayıp ediyorsun ya. Vallahi sen buradan gir bakayım şuraya. Sen buraya geç. Sen de buraya. Şöyle ilerle. Yakında canlı yayınlara yeniden başlayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi hem Venedik hem de Karamanoğlu'yla savaşıyorum hem de kredi borcum var. Böyle cayır cayır hepsine para harcıyorum. İnşallah devletimize bir zeval gelmez. Memlük sen benimle savaşta mısın? İyi Karaman'la savaştı. Oo Memlük bana yardım ediyor. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Güzel. Şöyle basıyorum hemen. Karaman sen bittin kanka ya. Gel. 10.000 asker. 16.000 askeri hemen şuraya çekelim. Oğlum Venedik ne yaptın ya? Evet şu an hepimizin morali bozuluyor. Ben buraları toplarım abi durun. Şimdi bu Karamanoğlu çok ayıp ediyor abi ya. Şu an yaptığı gerçekten rezalet bir şey. Düzeltelim hemen bu rezaleti. Venedik de aynı şekilde ayıp ediyor. Bu ne oğlum? Toprakların içinden geçtin yeter lan. Neyse ki Venedik Memlük bize karşı yardım ediyor abi ona bakalım. Oy, bu ne abi canım sıkıldı. Şöyle dağıt abi orduları. Hareket puanım bitti. Güzel. Ha bir Samsun'a gitmediğin eksikti. Gel abi gel. Hareket puanın bitmiş olamaz değil mi? Tamam, Venedik'ten aldığımız toprakları kapatıyorum abi. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Kapat abi, kapat. Hareket puanı yine bitti. Ay bu ne abi? Sen iyice mide bulandırıcı olmaya başladın ya. Bu ne ya? Sal toprakları.
Hareket puanı da sağ olsun. Sanki sınırlı erişim abi, bu ne böyle? Tamam. Onlardan işimiz bitti. Şimdi gelelim bu adama. Bu adam çok kaşınıyor. Çok şuna bak abi. Bu ne, bu ne böyle? Ayıptır, rezalet, bu ne yani? Sen buradan dağıt bunları. İsyan, isyanların sonu gelecek. Aha bir de bu eksik. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüyorsunuz ki hem Venedik hem de Karamanoğlu hem de isyanlardan biraz sıkışık durumdayız. Şu an çok güzel yerde bitirdik. Bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.